Peki geçmiş olsun diyelim, bir kez daha umarız örnekleri bir daha yaşanmaz bu olayın. Trabzonspor'a da bir bakalım, Hay hay. sonrasında kapatacağız bu saat dilimi. Trabzonspor sayfası foto maçın 7. sayfası ekranlarımıza gelecek. Trabzonspor milli ara sonrasında yeni bir sayfa açmak istiyor. Açabilecek mi? Hedef 3'te 3 olacak. İlk 4 haftada 5 puan topladı Serdar. Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçları var önünde. Zorlu bir fikstüre sahip. Bu maçları alma şansını yüksek görüyor musun? İlk 4 haftayı şöyle kısaca bir yorumlayalım. Son 3 dakikamız. Trabzonspor'da son oynanan maçlar evet biraz umut verdi Trabzonspor. Oyun olarak çok umut verdiğini söyleyeyim. Malatya maçındaki mesela ben oyunu çok çok beğenmiştim. Oradaki oyun kalitesi Trabzonspor'un standartı olursa, o standardın üstünü çok zorlarsa çok farklı neticelere imza atabilir Hazırlık Trabzonspor. maçını beğendin mi peki performansını? Ya ben daha çok o Malatya maçına çok o oyun kalitesini çok önemsedim açıkçası. Orası bana çok referans verdi ama bir maçla bunun ölçümlemesini yapmak çok sağlıklı olmaz ama orada oyuncular neyi oynayabileceğini az çok gösterdi. Bence bu çok önemli. Burayı o standardı dediğim gibi sağlarlarsa önümüzdeki günlerde işte haftalarda kazanma alışkanlığıyla beraber daha farklı neticelere imza atabilir Trabzonspor ve şu çok önemli Trabzonspor'da bence. 4 hafta 5 hafta üstüne koyarak bir galibiyet serisi yakalarsa O havayı alır mı tabii diyorsun o arkasına? özgüven gelir. Çünkü ön taraftaki oyuncuların kalitesi benim çok hoşuma gitti. O Flavio'nun, Baker'ın oyuna bir şey katma istekleri bunlar çok umut veren şeylerdi. Hugo transferi için yönetim çok fazla uğraştı ve taraftarın da çok istediği bir isimdi biliyorsun. Doğru. Defansı artık toparlamasını bekliyor musun bu ismin? Çünkü yıllardır konuştuğumuz şey defanstaki defolar biliyorsun. Doğru. Ama yanında oynayacak isim de önemli herhalde. Tabii. Ya orada Edgar Lee de bence aslında benim çok hoşuma gitti. Yani ki Son geçen bir sene dakika. Feyenoord'da neden kiralandı bu oyuncu diye çok ben Kampi çok Deryans'ı eleştirdi çünkü yorumcular değil mi? ama Keşke kalsaydı Edgar. gelmeden önce Kampi şöyle, Kampi böyle Evet. çok güzel ama işte değil, Kampi oyuncu değil. Yani Galatasaray Portekiz'in sonuçta Chaves'ten stoper aldı diye senin her aldığın stoper iyi çıkmak zorunda değil ama ben yine Hüseyin Türkmenciyim. Hala devam edeceğim ve o çocukta her zaman ısrar edilmesinden yanayım. Edgar Lee işte ikinci Evet. stoper. Victor Hugo da aynı şekilde üçüncü. Yani Trabzonspor'un elinde en azından iyi stoperler oldu. Üç stoper oldu. Peki Serdar, yine sohbetimiz devam edecek bu güzel sohbetimiz ama öncesinde kısa bir aramız var. Sonrasında saat başına gelişmelerle karşınızda olacağız. Her zaman izlediğimiz Sosa'nın dışında ama zamanla tabii ki mutlaka üstüne koyacak Sosa. Ama ben 10 numara pozisyonunda oynamasından yanayım Sosa'nın. O biraz daha kaleye yakın olması lazım. Arka tarafta 8'de kullandığınız zaman o üretkenliğini düşürüyor olabilirsiniz. Bunu Trabzon'da çok teyit eden bir performansı yoktu. Tam tersine 8 numarada da çok iyi işler yaptı. Ama Trabzon'un savunma ile ilgili problem yaşamasına da sebebiyet verdi Sosa. Burayı unutmamak lazım. Yani Sosa'nın veriminin ben 10 numarada çok fazla artacağını düşünüyorum. Yani Peki ileride... orta saha nasıl konumlanmalı diye sorayım sana. O kadar fazla alternatif var ki Evet. elinde. Herkesin farklı bir düşüncesi, kurgusu var. Sence Ozan herhalde ilk 11'de asıl oyuncu olarak başlamalı Ya diyorsun orta %100 hani alanda. Erol Hoca formayı verirken işte Altay'ı verecek, Gustavo'yu verecek, Ozan Tufan. Yani Fenerbahçe'nin orta Mert sahası Hakan? Mert Hakan'ın O da sakatlığını atlattı galiba, değil mi? hazırlık maçında fena değildi. Ama şunu söyleyeyim, orta sahada 6 numarayı Gustavo ile 8 numarayı da ben Ozan Tufan'la oynayacağını, ileride dönüşeceği yer burası olacak bence. Fenerbahçe hani belki puan kaybından, belki kötü oyunlardan sonra Gustavo, Ozan Tufan 10 numara pozisyonunda da ben Sosa'nın çok fazla tercih edileceğini düşünmüyorum mesela Fenerbahçe'de. Yani o Peki. Pelkas da Devam olabilir edebilirsin. ileride, Mert Hakan da olabilir. Orada biraz daha geniş bir havuzu var Fenerbahçe'nin 10 numara pozisyonunda. Yani Aynen. ileride sanki Sosa daha sonradan girecek oyuncu olacak bence. Öyle mi? Ama lider karakterli bir oyuncu. Neden hamle oyuncusu olarak onu konumlandırdın? Yani saha içinde Erol Hoca'nın oynatmak istediği oyunda sürekli bir kovalama var. Adam kovalama var. O parselizasyonların tanımı çok net belli. O Evet. görev tanımını Sosa yapabilecek mi? Çünkü Galatasaray maçına dikkat ettiğim bir unsur vardı. Rakip stoperlere baskı yaparken 10 numara ve kanat oyuncularının performansları çok önemli. Orada alanı daraltmayı çok hedefleyen bir teknik direktör. Peki geçelim Beşiktaş'a sevgili izleyenler. Foto Maç gazetesinin o zaman hemen 4. sayfasına uzanalım. Beşiktaş sayfasında bakalım.
Hangi ayrıntılar var? Detaylandıracağız. Sergen Yalçın etkili futbolun ilk şartını şöyle özetlemiş. Diyor ki kalite farkı. Oyunculardan çok fazla değil fakat kaliteli koşu yapmalarını istemiş. İş bitirecek hamleler yapmaya mecburuz ifadesini kullandı. Yaş ortalaması yüksek de bir takımdan bahsediyoruz. Böyle bir şey ne derece mümkün? Sakin ve sabırlı olmalıyız diyor. Beşiktaş'taki sıkıntı sana göre ve çözümü nedir? Çok net sorayım. Çözümü o kadar zor ki. Yani Beşiktaşlı oyuncular sahada edilgen duruyorlar. Problem bence bu. Yani ne yapmak istediklerini, yani kendilerinin dışında gelişiyor olay Beşiktaş'ta. Yani nasıl anlatayım? Bu bir asansöre bindiğinde hani sürekli önümüze bakarız ya da tavana bakarız. Çünkü düğmeye bastığın anda kontrol senin dışında gelişiyor. Beşiktaş'ta oyuncuların dışında gelişiyor sanki. Kontrol onların dışında başka bir yerde gelişiyor. Ve Sergen Hoca'nın özellikle belirttiği şey bu. Hani oyuncular mesela Beşiktaş'ta koşu yapıyor. Koşu mesafelerinde çok kötü değildir belki Beşiktaş ama verimli koşuyu yapamıyor. Çünkü ama sıkıntı peki mental mi? Araya girdim affedersin ama hani mental bir takım bütünlüğünün olmadığından mı bahsediyorsun? Bu da vardır bence. Yoksa saha içerisindeki bireysel performanslardan kaynaklı bir uyumsuzluk mu diyorsun? Bunların hepsi ama her şeyden önce bence Sergen Hoca aslında ki fotomaçın da aslında manşeti kalite farkı. Yani o kalite farkı futbolcuları formanın altında biraz ezdiriyor. Yani Beşiktaş kalitesine yakışmayacak oyuncular var. Bunu söylememiz gerekiyor Beşiktaş'ta. Ve bu da oyuncuların o forma altında ezilip daha sonra yapmak istediklerini hiç yapamamasına sebebiyet veren bir hal var. Sergen Hoca da zaten kaliteli koşu yapmalarını istiyor. Yani ama kaliteli koşuyu kim yapar? Biraz daha o kaliteli oyuncu yapar. Problem burada Beşiktaş'ta. Yani Sergen kaliteli aslında, oyuncu eksikliği mi var diyorsun? Sergen Hoca aslında söylüyor. Yani biz de onu teyit ediyoruz aslında. Peki. Yani çok net gözüküyor. Devam edelim, birkaç bilgi daha verelim. Sakatlığı sebebiyle ilk 4 maçta forma giyememişti Fransız oyuncu Enkudu. 3 hafta daha olmayacak. Başakşehir mücadelesinde sahada olacakmış. Ya, milli arada tabii çalışmalarını sürdürüyor Beşiktaş. Çok fazla transfer eksiği sence var mı? Onu soracağım. Neden diyeceksin? Bazı yorumlar yapılıyor mesela işte sanki çok çok kötü durumdaymış gibi Beşiktaş. Evet bir ön bölge oyuncusu alınmadı. Orası net ama onun dışında oyunculara baktığımızda kağıt üzerinde nasıl duruyor? Çok fazla eksik olduğunu söyler misin? Söylerim. Yani çok iyi durmuyor Beşiktaş. Çünkü ya ama bir taraftan da sürekli bilançoları eleştirip de kalkıp buraya gelip de Beşiktaş'ın kadrosu veya Fener'in kadrosu bu kıyası da yapmak istemiyorum. Şimdi Fenerbahçe bir transfer yaptı. 16-17 oyuncu aldı Fenerbahçe veya Galatasaray. Belli bir oyuncu kalitesi. Şimdi Beşiktaş bu transferleri çok fazla yapmadı. Şimdi buradan bakıp da ilk önce bilançoyu eleştirip de kalkıp Beşiktaş özelinde bu eleştiriyi yapmak da biraz kendi kendini tekzip etmek oluyor. Dolayısıyla ben Beşiktaş'a yaptığım eleştirilerde biraz daha frene basma gereği duyuyorum. Çünkü iki sene sonra bütün kulüpler bu hale düşecek Türkiye'de. Ve ligimizin kalitesi gün geçtikçe daha da artarken yine ama dışarıya ihraç ettiğimiz oyuncu sayısı fazlalaşacak. Peki yine tabii takımlara geri döneriz. Bir kampanyadan bahsedeceğiz. Hatay'daki durumu, orman yangınını maalesef konuşuyoruz sevgili izleyenler. Zarar gördü ormanlarımız Hatay'daki ve sosyal medya üzerinden de spor kulüpleri bir kampanya başlattılar. Sen de üzerine belki birkaç cümle etmek istersin. Bize bültenimizde çünkü yer vermiştik. Bir kampanya başladı. Birçok takım da buna destek verdi. Doğru. Birçok takımdan ziyade ülkece bir desteğe ihtiyacımız olduğunu. Aynen, bir spor kısmını sadece şu anda tabii paylaştım. Dediğin nokta doğru. Çocukken yaşadığım bir olay aklıma geldi aslında bu dayanışmayı görünce. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın. Bakırköy'de yetiştim. Bir arkadaşımız vardı işte kardeşler, iki kardeşler, iki erkek kardeş ama ben onları tanıdım tanıyla hep küslerdi. Yani o çocuk kavgaları, yani kardeş kavgaları ama bir gün okulun bahçesinde oturuyoruz. Abisi kavga ediyor, ben gördüm oradan ve yanımda şeye söyledim, Kaan da arkadaşım. Dedim ki Kaan abin dedim. O okulun taş oturduğumuz yerden bir fırlayışı var. Abisinin yanına gidişi var. 5 kişinin arasına bir girişi var. Hep ama kötü olaylarda birlik oluyoruz. Ben buna çok üzülüyorum. Bazen aslında kötü olaylarda bile birlik olamıyoruz. Ben buna üzülüyorum. Yani
İnşallah o ruhu kaybetmeyiz biz. Çünkü her olaydan biz birlik olmayı doğurmalıyız. İyi ya da kötü. Dolayısıyla bazı şeylere ben gerçekten Türkiye'de çok üzülüyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın işte Galatasaray, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş Galatasaray'a çağrı yaptı. Galatasaray Fenerbahçe'ye çağrı yaptı. Fenerbahçe Başakşehir'e çağrı yaptı. Ya bunlar o kadar güzel hoşumuza gidiyor ki aslında çok normal olaylar bunlar. Ve daha da artmasını diliyorum ama iyi günde de kötü günde de ben artmasını diliyorum bu tip şeylerin. Yani illa kötü günde biri olmayalım, iyi günlerde de biri olalım. Ya iyi günlerde de o kardeşlik mesajlarını aynen verelim. Öyle. Mesela Fenerbahçe şampiyon olduğu zaman gerçekten alkışlayalım. Galatasaray şampiyon olduğu zaman çıksın Fenerbahçe alkışlasın. Veya taraftar olmadığımız takım Avrupa'da bir başarı yakaladığında alkışlayalım. Değil mi? Yani sen daha çok puan aldın, ben daha çok puan aldım. Hepiniz aldınız zamanında. Hepiniz çok güzel şeyler yaptınız. Yapmayın birbirinize ya bu kadar. Peki Beşiktaş Kulübü sosyal medyada başlattı. Hatay için el ele kampanyasına kulübün kuruluş yılını simgeleyen